evlenme teklifi, halaylar, kahvaltı ve insan seli. 125 bine yakın kişi 39. İstanbul Maratonu'nda Asya'dan Avrupa'ya koştu. Bir kıtadan diğerine koşuyorlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde. Kıtalar arası maratonun bu yıl 39.sü düzenleniyor pazar günü. Hem maratonun hem de manzaranın tadını çıkarmak isteyenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Şu anda kalabalık Asya kıtasından Avrupa'ya yürüyerek geçiyor. Güzel bir duygu. Köprüyü ilk defa bir at kafasıyla geçiyorum. Ya gerçekten hani insanlar değişik tepkiler veriyor. Değişik bakanlar, fotoğraf çekilmek isteyenler var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşi ve küçük kızıyla maratona katıldı. Çok mu ilgi var? Hadi yürüyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çocuklarımız için hep birlikte koşuyoruz, yürüyoruz. Neredeyse bakanı her gören 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fotoğraf çektirdi. Günün en ilginç anlarından biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki ayrı noktasında yapılan iki evlenme teklifiydi. Tekliflerin kabul görmesiyle yaşanan mutluluk görülmeye değerdi. Evli teklifimiz için ve maratonda, çünkü burası çok özel bir yer. Köprünün Asya ile Avrupa'nın birleştiği bir yer. İstanbul Maratonu'nda ilk startı engelli koşucular çekti. Engelli yarışmacıların özellikle köprü çıkışındaki rampadan geçişleri alkışlandı. Bu gençler de halay çekerek ilerledi. Evlenmeyi düşünüyoruz, hazırlık yapıyoruz köprüde. Ve kahvaltı yapanlar. Aslında evden çıkarken kahvaltı yapmışlardı. Ama kendileri açısından köprünün üzerinde bir ilki gerçekleştirdiler. Öğretmenim, öğrencilerimi alıp Kocaeli'den geldik. Bunun tadını çıkarıyoruz. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı. Kiprotich 42 kilometrelik mesafeyi 2 saat 11 dakika 22 saniyede koştu. Kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniye ile kürsünün birinci basamağına çıktı. Ve bu güzel anı ölümsüzleştirmek adına bir hatıra fotoğrafıyla dereceye girenlere toplam 1 milyon dolar ödül verildi. 40. İstanbul Maratonu'nda yeniden buluşmak üzere diyor.